Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de ikon çıkartacağız umarım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. İkonun haftalık etkinliği geldi ve sizlerle beraber bunu oynayacağım. Ve arkadaşlar sizlerden bu videoya tam 3000 beğeni bekliyorum. Haydi bakalım arkadaşlar 3000 beğeni yapın bu videoyu. Herkes beğensin. Hemen tam ekranı kapatıp hiç durdurmanıza gerek yok. Sıfır zaman kaybı, sadece destek arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini sağlamış oluyorsunuz. Benim daha fazla istekli olmamı sağlamış oluyorsunuz. Like'larınızla beni motive ediyorsunuz. Hemen arkadaşlar zaman harcamadan like atabilirsiniz. Yeni gelen herkese, ilk defa videolarımı önerilenlerden falan görenlerden herkese hoş geldiniz diyorum. Ve siz de aynı şekilde kanala abone olabilirsiniz ama sen de aynı şekilde bak, abone değilsen abone ol lütfen. Destek için çok önemli. Bir kişi bir kişidir arkadaşlar. Herkes abone olursa gerçekten çok büyük bir aile olacağız. Büyüyoruz yavaş yavaş zaten, hepinize çok teşekkür ediyorum. Neyse haydi bakalım şimdi hemen etkinliklere geliyoruz. Ve ayrıyetten aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın ki bütün videolarımdan haberdar olun arkadaşlar. Bildirim gelmiyor falan diyenler var bazen yorumda görüyorum. Onlar bildirim açmadığınız için gelmiyor yani. Onu da söyleyeyim. Bildirimleri açarsanız bildirim gelir. Abone olmak yetmiyor bunun için. Onu da söyleyeyim dedim. Haydi bakalım. Genel diğer kanallarda arkadaşlar, sevdiğiniz kanallar varsa, her videosunu izlediğiniz falan, herkesin bildirimleri açın. Abone olmak bildirimleri size gönderilmesini sağlamıyor. Yani yeterli değil. Onu da aklınızda bulundurun. Ve güzel bir gol attık gördüğünüz gibi. Tüm etkinlikleri tek tek oynayacağım arkadaşlar ve en sonunda da bir tane efsanevi oyuncu çıkarmak istiyorum. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Güzel maçlar olacak. Zorlu olduğu için arkadaşlar maçlar daha da heyecanlı ve daha da zevkli oluyor. Bunu niye oynayamıyorum? Çünkü bende Maradona yok. Bunu oynayabilecek miyim? Evet, Yeşin var, oynayabilirim. Bunu nasıl oynayabiliyorum? Tamam, bunu da oynayabiliyorum. Bir tek Maradona'lıyı oynayamayacağım. Yani bir tane sadece, hepsini oynayacağım çok rahat bir şekilde. Haydi bakalım arkadaşlar. Bugün çok enerjiyim. Bugün ben bir şeyler hissediyorum arkadaşlar. Bugün çıkacak gibi, bakalım çıkar mı? Bilemiyorum. Bu arada Team of the Year geldi mi ya? Bilemiyorum. Bugün gelecek miydi? Ayın 15'inde gelecek diyorlardı. Bugün ayın 15'i. Umarım gelmiştir yani. Siz bu videoyu izlerken ayın 15'i. Ben de çekerken çok da farklı bir tarih değil yani. Ayın 14'ünde falan çekiyorum. Hayır yapma bunu ya Bale. Bana bunu ayıp ettin Bale. Bana bunu yapmaman lazımdı. Güzel, tamam. Bu arada eşleşmelerde de Leipzig maçını iyi tutturmuşuz da galiba şey yapamıyoruz ya. 4'te 4 yapamadık bir tane maç yüzünden. Ama arkadaşlar harbi her hafta böyle bir tane maçtan gidiyor. Önemli bir maçtan. O da beni çok üzüyor gerçekten ama yapacak bir şey yok. Çok da önemli değil arkadaşlar. Çok da fazla kafamıza takmayalım. Gerçekten güzel gidiyor kanalın durumu şu anda. Çok efsane durumda olmasak da daha iyi durumlarımız da olmuştu. Ancak şu anda kanalımız güzel gidiyor. Okullar da artık tatil oluyor. Sömestr'a gireceğiz arkadaşlar. Sömestr'da beni izlemeyi, bana desteğinizi sakın bırakmayın. Çünkü arkadaşlar çok güzel planlarım var. Daha tam kafamda oturtmadım. Tam olarak nasıl yapacağımı bilmiyorum ama gerçekten harika planlarım var arkadaşlar. Muazzam planlarım var. Çok kaliteli şeyler yapabilirim yani ilerleyen zamanlarda, onları da söyleyeyim. Tabii direkt olmuyor bunlar. Hani direkt anında olabilecek şeyler değil kaliteyi arttırmak ama yavaş yavaş ve çok uzun bir zamanda olmayacak şeyler. Ve gerçekten kanalın kalitesi artabilir. Yeni bilgisayar almayı düşünüyorum. Gerçekten kötü bir bilgisayar olmayacak yani, gayet güzel bir bilgisayar olacak. Ve hani bayağı bir para harcayacağım yani. YouTube'dan kazandığım paranın bayağıdır biriktirdiğim, yani bir senedir biriktirdiğim, zaten YouTube'dan çok da fazla para kazanmadım. Onun üstüne çocukluktan beri böyle bankada biriktirdiğim tüm paraları arkadaşlar harcayacağım. Ve bu sayede daha kaliteli içerikler yapmaya çalışacağım. Siz bana destek verdikçe arkadaşlar ben bunları yapabilmeye başlıyorum. Sizlerden bir gelecek gördüğüm zaman daha da kaliteli işler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden beni like'larınızla motive etmeyi kesinlikle unutmayın diyorum sizlere. Haydi bakalım. Lukaku. Abi ya ne kadar çok gol kaçırdım. Ben maçı da kazanamam böyle oynarsam. Lukaku bak, bu da kaçarsa oynamayacağım ya. Heh tamam. Gerçekten oynamayacaktım artık, yeter ya, bu kadar da gol mü kaçırılır? Evet, devam ete basalım. Hop, 10.000 XP'mizi tertemiz aldık. Hemen buraya geliyoruz. Ve burada maç var değil mi? Aynen. Çok güzel bir maç var arkadaşlar. Maçları kısa kısa göstereceğim bu arada. Hepsini böyle tamamen böyle göstersem mi? Öyle mi istiyorsunuz arkadaşlar? Yoksa kesintili mi istiyorsunuz maçları? Yani kırparak mı oynayayım maçları videolarda? Yoksa hani sadece gollerin olduğu kısımlar, sadece güzel atakların olduğu kısımları mı göstereyim? Bunu yorumlara yazın. Hani maçın tamamını mı yoksa azını mı istiyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın.
Bu benim için önemli arkadaşlar. Siz daha çok nasıl istiyorsanız ben o şekilde çekerim yani. O da aklınızda bulunsun. Evet. 4'te 4 3 çarpı vurduk. Gerçekten güzel oynadığımı düşünüyorum. Oynanabilecek en iyi şekilde oynadık sonuçta yani. Daha da iyisi olamazdı. Haydi bakalım. 5000 ikon XP'mizi de buradan aldık ve burada da 5000 ikon XP'si için ama tabii ki diğer maçlara geçebilmek için çok önemli bir sınav var önümüzde. İnşallah yenilmem çünkü videoda yenilirsem çok üzülürüm. Keserim zaten yani diğer maça direkt geçerim de yine de zaman kaybı olur. Bayağı bir zaman kaybı olur. Bu arada atak modu gibi düşünüp hiç şey yapmadım. Hiç geri dönmedim. Neyse Petit alır o topu ya. Petit, evet Puyol aldı. Petit alır dedim. Puyol'un defansif özelliklerini beğeniyorum ama arkadaşlar kafa topuna çıkamıyor ya. O beni bitiriyor ya. Bak defansif özellikleri iyi. Bak bu maçta da zorlandırıyor. Zorlaştırıyor bu maçı da. Ronaldo. Maradona. Ronaldinho. Maradona, Deco. Pele. Yapma bunu. Bu nasıl olur? Üzdün beni iyi. Gerçekten üzdün. Bak bu olmamalıydı böyle. Yanlışlıkla pas atacaktım atamadım. Hadi be Ali. Çok güzel. Oo hocam. Faul yok mu ya? Tamam güzel. Şöyle geç. Maradona'nın zaten boyu kısacık arkadaşlar. Onu geçmekte ne var? Hadi Ali lütfen gol at. Ya abi gol atmam lazımdı. Çok kötü vurdum. Hadi abi gol atmam lazım. Dur. Arkadaşlar 1-0 gerideyken oyun gerçekten çok zor oluyor. Çok farklı bir oyun oynuyorlar. Pres yapınca direkt geri falan dönüyorlar. O yüzden çok korkuyorum arkadaşlar. Zaman kaybediyoruz baya. Ha tamam topu aldım. Bir dakika kaptırma o topu lütfen. Tamam sakin ol sakin. Çok güzel. Petit tamam sen koş hadi. Puyol zaten yetişemez. Yetişemez değil mi? Yetişti mi lan? Tamam. Ya abi Petit o nasıl pas? Ronaldo'ya at bari ya. Şu attığın pasa bak ya. Petit ayıp ettin. Ferdinand aferin Ronaldinho. Ya yeter ya. Gerçekten yeter artık ya. Bak gol yiyeceğim. Bir tane daha yiyeceğim şimdi bak. Çok güzel. Maradona'nın boyu kısa olması gerçekten oynayamamasını sağlıyor. Ve bu beni çok mutlu etti. Bu arada yanlışlıkla pas verdim sona. Ama son da en az Ali kadar beğendiğim bir oyuncu. Yani son Ali'nin reytinginde olsa çok daha iyi oynar. Bakın adam ne güzel sürüyor. Ali bunu yapamadı demin denedim. Yapamadı ama son yaptı. Bu arada arkadaşlar sonla bu kadar gelip de gol kaçırdığım bir pozisyon hatırlamıyorum. Son'un santrafor kartını sahip olanlar gerçekten çok şanslı ve sakın ondan vazgeçmeyin arkadaşlar. Gerçekten efsanedir. Deco. Tamam güzel. 1-1 yaptık arkadaşlar. Son çok kaliteli bir oyuncu ve çok da yüksek olmamasına rağmen efsane oynuyor. Hani tabii yüksek düşük değil ama yani çok aşırı yüksek de diyemeyiz. Evet Maradona'dan top çıktı. Petit çok senin önüne gitme. Ali sen önde pres yap. Petit'in geride kalması önemli arkadaşlar. Defansif bir oyuncu olmasından dolayı. Tamam şimdi Ali. Deli Ali. Güzel tamam hadi 45 artıda da bir Ali'den gol gelir mi? Abi bak Ali yapamıyor işte ya. Ali ne yapıyorsun? O kadar seni yükselttik biz. Sana o kadar emek harcadık Ali yapma bunu bana. Ronaldo zaten desen. Abi bir efsane bire yüksel çıkıp Ronaldo'yu üçgen arttırmak istiyorum ama olmuyor ya. Bir çıkamadım. Lukaku al topu. Yapma bunu bana. Maradona. Ronaldo. Petit al onu. Aferin sana be. Petit bravo sana. Güzel şimdi son. Son sen top taşımayı çok seversin. Hadi son be. Pele'yi de geç aynı şekilde. Çok güzel. Bu da güzel oldu. Bu da güzel oldu. Abi bu son çok harika ya. Bu adama bir ne deniyordu ona ya? Oyuncu mesela bir oyunda karakterlerin güncellemeyle güçlerinin düşürülmesine ne deniyordu arkadaşlar? Yükselmesine buff, düşmesine ne dendiğini hatırlamıyorum ama yani demek istediğimi anlamışsınızdır. Sonra o şeyden gelmesi lazım. Gelmezse olmaz çünkü yani adam harbi birazcık aşırı fazla iyi. Bakın Ronaldo ile deneyeceğim. Büyük bir ihtimal olmayacak. Olar mı diyor. Bak. Direkt bozuluyor atak. Güzel mi? Bak geçemedim. Gullit. Owen. Yapma bunu. Çok güzel. Kaleci Yaşin. Petit. Ali. Ali bu reytingine rağmen. Bak. Ali çok kötü oldun sen bu aralar ya.
Takımda son olmasa var ya ben bu maçı asla kazanamazdım ha. Şu defanslarım da iyi yani Allah'tan. Abi defanslar iyi dedim. Ne yaptınız defanslar, beni neden bu kadar yalnız bıraktınız? Bana bunu yapmayın. Lütfen. Bunu bana yapmayın defans kardeşlerim ya. Maradona'yı geçer miyim? Geçtim mi? Geçemedim galiba. Neyse her neyse. Hadi Lukaku. Lukaku çok kötüsün. Aynen çok kötüsün. Lukaku arkadaşlar gerçekten çok kötü. 90 üstü driblingli bir santrafor kullanmak oyunda en önemli şeylerden biri ve son öyle bir oyuncu. Onun santrafor kartı da var. Santrafor kartını kullananlar da var bildiğim kadarıyla. Keşke benim de olsa. Hayır. No 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 no. Bak sona top gelse gol atacağım. Bakalım atacağım mı? Atacağım dedim ama. Bak abi direkt yani direkt aldı önüne ve topu sürüyor yani. Çok güzel yapıyor o hareketini. Bak hiç kimse üstüne de gitmiyor. Hani illa kaçırabilir ama. Hani gerçekten çok zor bakın. Yine de top kaybetmedi bak. O kadar hata yaptı. Bu arada 90 artıdaymışız. Keşke yapmasaydı hata. Çok güzel. Abi şu anda ne yapacağımı bilemedim. Bak en sevmediğim durumlar. Şu an çok heyecanlıyım. 90 artı 2'deyiz. Ya abi şut çekseydim bari. Ben ne yapıyorum ya? Ama şut çekseydim defanstan dönecekti arkadaşlar. Bir şey değişmeyecekti. Onu da söyleyeyim yani. Oyunu o kadar tecrübem varsa, benim tecrübelerime güveniyorsanız orada gol atmam imkansız gibi bir şeydi zaten. Boş bir pozisyon yakalamaya çalıştım. Yakalayamadım. Ali aferin be. İşte Ali senden bunu bekliyorum. Maçın başından beri yapmadın. Oyun uzayınca yapıyorsun. Boşu boşuna oyun uzadı. Lukaku al şu topu. Hayır. No name, no way. Gerrit Bey. Aaa. Petit aferin lan. Puyol. Yapmayın. Abi ben ne yapıyorum ya? Ne oldu? Oha ben faul. Abi onu oradan kaçırmaz ki. Ben dedim kaçırmaz. Arkadaşlar çok saçma oynadığımın farkındayım ama bu maçı kazanacağım, kaybetmeyeceğim. Maça birazcık da heyecan katıyor bu saçmalığım ama gerçekten çok gereksiz saçmalıyorum. Ronaldo ve evet ilk kere bitti. Hadi bakalım top rakipte. Topun rakipte olması gerçekten çok büyük bir kötü bir durum. Deco. Puyol. Puyol hızlan. Aferin sana be. Hadi son. Beklentilerimi karşılaman lazım. Bu hareketi yaptın. Güzel. Tamam tertemiz geçtik şimdi. 1. 2. 3 mü? Gelmedi 3. 3 gelmedi. Çünkü geri zekalı Lukaku arkadaşlar kusura bakmayın ama yani o adamın önünde orada durmaması lazım. Uzaklarda dursun. O adam onu tutsun ki sonun önünde bir tane adam olsun ve çok rahat geçsin. Yani gerçekten şunu yapmaması bizi bitiren olay oluyor. Son defansın da iyi olsa var ya senden neler olacak da. Hayır. Olmaz olmaz. Dik bu aferin. Tamam. Penaltılara kaldı ya arkadaşlar şu maç. Gerçekten bir şey diyemiyorum yani. Gerçekten. Ve penaltılarda bu sene çok kötüyüm. FIFA Mobile 18 penaltılarında. Bak şurada gördüğü gibi. Tamam golü attık da. Kurtarma konusunda çok sıkıntılı bir durumlardayız. Bakalım. Beklesem mi ya? Beklemeyeceğim. Yapma bunu bana Yaşin ya. Hadi bebeğim. Hadi bebe yıl yine aynı köşe lütfen. Yapma! Abi nasıl olur ya? Bu kadar şanssız olamam abi. Gerçekten var bir şeylik ya. Yemin ederim var bir şeylik abi. Penaltılarda ben bu kadar şanssız olduğumu düşünmüyorum. Bak daha fazla atıyorum atmıyor. Daha yukarıya atmaya çalışıyorum atamıyor. Maradona lütfen. Abi yeter ama ya. Bu kadar da şanssız olamam ya. Gerçekten olamam ya. Son kaçırma. Aferin sana. Ya zaten abi son kurtarıcı diyeceğim de kaleci de kurtarıcı olması lazım birazcık. Ronaldinho lütfen kaçır. Abi yok artık. Şaka gibi. Hadi abi lütfen kurtarmam lazım şu penaltıyı ya. Lütfen ya kaçırmıyorlar da. Bir ters köşe olur. Bu nasıl bir şanssızlık ya? Neyse arkadaşlar ben hemen bu maçı kazanayım sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kazandık maçı ama çok abi bak 4-1 kazanabildiğim maç
Ben bu sandalyede burada videonun karşısında otururken oynadığım şekilde oynadığımla yatakta yatarak oynadığım çok farklı oluyor. Gerçekten çok farklı oluyor. Bilmiyorum. Çok gereksiz kaybediyorum arkadaşlar maçları. Neyse direkt kazanmışım olarak gördünüz. Zaten siz benim o anki çıldırmalarımı gördünüz penaltılarda ama siz şöyle farz edin. Penaltıları kazanmışım gibi çünkü oraları zaten atladım. Haydi bakalım. Lucas Vazquez. Bu arada şu anda videonun 22. dakikasındayım. Siz kaçıncı dakikası olarak izliyorsunuz bilemiyorum. Ama şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Gerçekten benim telefonda şöyle bir durum var. Hatta bilgisayarda galiba sorun tam olarak neydi bilmiyorum. Telefonda çok büyük boyutlu bir dosyayı bilgisayara atınca o dosyayı bilgisayar bazen açmıyor. Böyle 15-20 kere atmam gerekiyor. Ve bu bazen yarım saat 45 dakika sürdüğü oluyor. 15-20 dakika aynen 45 dakika falan sürdüğü oluyor. Gerçekten hani çok saçma olaylar olabiliyor. Hemen şunu oynayalım arkadaşlar. 10.000 XP'mizi de alalım. Güzel. Tamam. Etkinliklerin hepsini oynayalım. Sonra diğer maçı da oynayıp paketimizi açacağız. Sonra da videonun sonuna geleceğiz. Ben bu video için çok uzun zaman harcıyorum çekerken en azından. Bakalım. Umarım değer. Haydi bakalım. Umarım güzel bir oyuncu çıkartırım ya. Lütfen çok güzel bir oyuncu istiyorum. Güzel. Tamam şimdi çıkma ihtimali olan oyunculara bakacağım. Ya Ronaldinho istiyorum ya. Ronaldinho istiyorum. Çıkma oyuncu çıkması garanti bile değil. Sonuçta 4 milyon coins'lik paketten açmıştık. O 4 milyon coins'lik paketi de açtığıma şu anda pişmanım. Ama olsun. Zaten arkadaşlar ben ne çıkarsa çıksın üzülmeyecektim. Videoda sizlerin seyir zevki için sizler merak etmişsinizdir diye açtım. Hani sizler merak ediyorsunuzdur. Çünkü ben olsam merak ederdim. Takip ettiğim bir YouTuber oynadığım bir oyunda en pahalı gelen paketi açmasını isterdim yani. Merak ederdim. O yüzden siz de merak etmişsinizdir diye düşündüm ve ben de onu açtım o yüzden. Hani sizler için iyi oldu ama hesabım için gerçekten çok kötü bir adım oldu. Biliyordum böyle olacağını ama olsun arkadaşlar. Video için açtık işte yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Maldini kötü mü? Değil ama 4 milyon coin'e değer mi bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir maçta oynayacağız. Burada 1-0 geriden başlayacağız. Bakalım burada oturarak kazanabileceğim mi? Bu arada bu maçın da hepsini gösterirsem herhalde video bayağı bir uzun olur. Abi Maradona'yı hiç istemiyorum da Ronaldinho istiyorum ben ya. Hadi Ronaldinho gel bana be. Gel bana gel gel. Hadi be Ronaldinho gel bana lütfen. Şu bir dakika korner başlangıcından gol atamazsam şey yapacaktım. Bir dakika. Maçtan çekiliyorum arkadaşlar. Korner başlangıcında gol atmak istiyorum ve çok saçma bir kullanım yaptım bu arada. İki enerjimiz zaten arkadaşlar. Hiç önemli değil. Korner başlangıcında gol atana kadar tekrarlarız. Zaten çok daha uzun sürmez gol atmamız. Evet attık zaten direkt. Gördüğünüz gibi maça 1-1 bu şekilde başlayabilirsiniz. Size de verdiğim taktik bu yani. Böyle bir taktik kullanın. İlk defa denedim. Zaten ilk defa ilk baştan gol atamadan atarak başladım. Büyük bir ihtimal bu maç kesitli bir şekilde izlersiniz arkadaşlar ama belki bu tamamını size izletmek isterim. O yüzden spikerlik yapacağım ben yine de. Haydi bakalım başlayalım. Ronaldo. Şut çek gol at be. Aferin diyecektim ki lafım ağzımda kaldı. Kaleci çok güzel kurtardı ama yani. Şimdi kaleciye de aferin diyebiliriz. Ama maç şu an 1-1 ve bu biraz sıkıntılı bir durum. Gullit. Ferdinand sen onu karşılarsın. Aferin be çok güzel karşıladın hem de. Tam istediğim şekilde. Ronaldo aferin sana da. Tamam takım şu anda istediğim gibi. Oyuncuların hepsi kötü oynamıyor şu anda. Ronaldo da dahil herkes iyi şu anda takımda. Direkten döndü. Vazquez sert bir kafa vuruş. Vazquez'den nasıl bekliyoruz biz sert bir kafa vuruşu? Hem de öyle bir pozisyonda yani değil mi? Beklenmez. Ayıp. Maldini. Petit. Lucas Vazquez. Lukaku indir o topu. İndirmedi. Ben pasa basmıştım da neyse. Önemli değil. Oo! Ha, faul yok sandım bir an ama çok güzel bir faul aldım. Çok kötü mü vurdum? Güzel vurdum. Gol. Abi Bale'ın frikini çok beğeniyorum. Serbest vuruş özelliği zaten yüksek olan bir oyuncu. Güzel de vuruyor topa. Uzun zamandır kimseyi geliştiremiyorum takımda ama takım güzel ya. Beğeniyorum şu anda.
Şu Homey Town etkinliği midir nedir? O etkinlik bir gelse de oynasak. Gelmiştir belki de. Maldini. Lucas Vazquez. Ali. Yine ara pas attım. Bilmiyorum neden attım ama normal pas olarak gitti. Haydi bakalım. Lukaku. Çok güzel. Geçemedim mi? Geçtim lan. Evet. Kaleci kurtardı. Pilgücümüz düşüyor. Oha, o kadar uzadı mı video? Ben video başladığımda hiç düşük değildi yani. Bayağı bir düşmüş. Puyol 3-1 yaptı. Güzel arkadaşlar. Bu maçı da kazanmayı garantiledik gibi bir şey. Artık bakalım pakete kaldı durumumuz. Umarım paketten güzel bir şey çıkartabilirim. Maldini. Deco. Maradona'da kalmadı, geçti top. Gareth Bale, evet. Ronaldo. Petit. Golazo. Çok güzel oldu. Bu 4-1. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Zaman mı geçiriyorsunuz ya abi? Gerçekten çıldırmalık. Evet, ben şimdi bu takımla nasıl 3-3 berabere kaldım ya? Gerçekten aklım almıyor. Bu kadar iyi oynayan biri. Ya iyi değilim belki de ama yani bu maçı yani bu takıma hiç gol yemeden 4 tane gol atabilen bir adamım. Ve ben bu takıma biraz önce 3-3 berabere kaldım. 0-0 başlayan maçta bir de. Gerçekten ilginç ya. Neyse. Owen. Maradona. Diego Armando Maradona. Çok boyu kısa bu adamın da. Gerçekten arkadaşlar hiç oyunda oynanacak gibi durumda. Hayır. Aferin sana be Yaşın. Çok güzel tuttu topu. Çok güzel. Helal olsun sana Yeşim. Bak, bravo diyorum sana. Alkışlıyorum. Vazquez. Lucas Vazquez. Ronaldinho. Charles Puyol. Beş bir, beş, 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 bir. Çok güzel. Haydi bakalım. Son 9 dakika. Ve artık kazanmayı garantiledik. Hiç gol yemeden bu takımdan 5 tane gol atabilen birisiyim. Tekrardan söylüyorum. Bu maçı ben nasıl 3-3 beraber kaldım biraz önce. Gerçekten aklım almıyor. Gullit. Owen. Ferdinand, bravo sana. Deco. Lukaku. Ronaldo. Ronaldo geçti. Tekrar Ronaldo geçiyor. Ronaldo bir daha geçti. Ronaldo bir daha mı geçti? Vurabilecek mi? Vuramadı. Hadi. Ah be. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi maç 6-1 bitti. Hemen paketimizi açalım. Çok hızlı açacağım arkadaşlar. Açabildiğim kadar hızlı açacağım. Haydi şans dileyin. Herkes like'larınızı bekliyorum şu paket için. Şu pakete kadar izleyenler, şu pakete kadar izledim yazsın şu anda. Evet, yazın yorumlara şu pakete kadar izledim. Ve bakalım arkadaşlar. Haydi çok hızlı açacağım. Bu kadar uğraştık, bu muydu ya? Evet arkadaşlar, maalesef ikon çıkartamadık. Ama bence çok güzel bir video oldu. Maçlar çok zevkliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like'ları unutmuyorsunuz. Ve şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya. Ve arkadaşlar Instagram Koray Lederim'e lütfen takip edin artık. Bir 8000 takipçi olalım ya. Bir 9000, 10000 olalım ama önce bir 8000 olalım. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.